Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni gelenlere de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ve bu videomuzda da paletten civciv ve yarka büyütme kafesi yapacağız. Biraz büyük yapacağız çünkü civcivlerimiz ana kucağında bir aylık olduktan sonra rahat edemiyorlar. Bahçeye de hemen götüremiyoruz hava şartlarından dolayı. Yani bir aylık olduktan sonra ana kucağından çıkıp bu büyük yaptığımız büyütme kafesine geçecekler. Burada da 2-2,5 aylık olduktan sonra bahçemize, kümeslerimize götüreceğiz hayvanları. Hem böyle büyük bir yerde daha hızlı boy atacaklar, daha rahat yaşamış olacaklar. Biliyorsunuz zaten büyük ırklar astrolop olsun 1 aylık 1,5 aylık olduktan sonra artık ana kucağına sığmamaya başlıyorlar. Hayvanlar da rahat edemediği için böyle paletten büyük bir büyütme kümesi yapacağız. Elimizde bir adet böyle palet vardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Paletin üstünü gördüğünüz gibi kontra plakla kapattım. Altına düz bir zemin elde etmiş olduk altında. Yanlarını da çevirip önünü de full tel yapacağız. Teli de kışın önünü naylonla kapatacağız. Yazında açacağız. Hava almış olacaklar. Ve gördüğünüz gibi kocaman bir alanları oluyor. Biz bunu çatıda besleyeceğiz. Biliyorsunuz hayvanları, yavruları, civcivleri çatımızda çıkarıp orada besliyoruz. Hem etraf kirlenmemiş olacak. İçine de talaş koyacağız. Rahat rahat büyüyecekler. Ana kucağında bir süre sonra rahatsız oluyorlar. Telde rahat edemiyorlar. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Ve uygulamaya geçtik. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Elinizde bir palet varsa ve birkaç kontra plak ve MDF ile birkaç tahtayla bu işi çözebilirsiniz. Şimdi yavaştan yan tarafındaki tahtaları kesip ayarlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, elimizde böyle bir tahta vardı. Yan taraflarını bunlarla yapacağız ki kalın olsun. Üst tarafına ve arkasına kontraplak çakacağımız için yanlarının kalın olması lazım. Kontraplak çakacağımız bir kalın tahtaya ihtiyacımız var. Yoksa çıtalarla iskelet yapmamız lazım. Bunları iki yanına çaktıktan sonra kontraplakları da bunlara çiviyle monteleyeceğiz. Şimdi ben bunu ölçtüm bir tarafının yan tarafına. Diğer tarafına bir tanesine daha sığmıyor ama ek yapacağız diğer tarafına da. Şimdi bunu ölçtük. Şimdi kesmeye geçelim. Keselim. Diğer tarafa da yapacağımız ekin de ölçüsünü aldık arkadaşlar. Oraya alt tarafına bir tahtamız var. Ama üstü eksik geliyor. Onun da üstüne bunu ek yapacağız. Bunu da keselim. Evet, yan bölmeleri bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde bulunan tahtanın birini buraya, kalan parçasını da daha önceden elimizde bulunan tahtaya ek yaptık. Bu şekilde yan direkleri oluşturmuş olduk. Elimizde bulunan bu kontra plağı da arka tarafına yapacağız. Üst tarafının da yarısını kontra plak yapmayı düşünüyorum. Yarısını da bir böyle naylon gibi bir şey çekeceğim.
şeffaf. Çünkü bu yerde duracak. Arka tarafta da pencere var ama yerde durduğu zaman önden çok fazla gün ışığı almıyor. Karanlık oluyor içerisi. O yüzden önü zaten tel olacak. Kışın naylon gereceğiz. Hayvanlar sıcakta dursun diye. Üst tarafını da aynı şekilde naylon gereceğim burayı. Üstten de alsın diye. Şimdi arka tarafın kontra planı çakalım. Kafesimizin üstünü de bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size söylemiştim. Arka tarafı kontra plak yaptım. Üst tarafın ön bölümünü de tel yaptım arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptım? Yine hatırlatıyorum. Yukarıdan da güneş alsın diye. Yani içerisi karanlık olmasın diye. Üstünü de kapattığımız zaman ön tarafını assak bile yerde olduğu için pencere biraz yukarıda, yine de karanlık oluyor. Bunu diğer civciv kafeslerimde yaşadım. O yüzden böyle bir şey yaptım. Kışın ne yapacağız? Kışın gerçi kendini kurtarmış hayvanları koyacağız. Ama olsun, yine de üstünü burayı brandayla, naylonla kapatacağız. Yazın da açacağız. Hem daha ferah olacak içi. Bu şekilde gördüğünüz gibi burayı tel yaptık. Sonra üstüne de kontrapila vidaladım. Yanlardan da çiviledim. Böyle güzel bir şey oluştu sanırım. Bence bayağı bir güzel oldu diye tahmin ediyorum. Şimdi devam edelim videomuza. Evet arkadaşlar, bir sonraki günden merhaba. İnce işçilikler biraz zaman aldı. Kapı beni biraz uğraştırdı çünkü çıtalarımız yamuktu. Yamuk olduğu için kapı oturmuyor. Gönye tutmadı. Ama şöyle göstereyim. %95'i bitti. Kafesimizin %95'i bitti. Yan tarafı gördüğünüz gibi bitirdik. Kapağını yaptık. Üst tarafa şöyle bir naylon ayarladım. Bunu da telin üstüne yapacağım. Kışın burası böyle kapalı olacak. Ön taraflara da naylon yapacağım. Burayı da her ihtimale karşı arkadaşlar iki bölme olarak tasarladım. Yani araya bir tane kontraplak koydum. Bu da otomatik bir şekilde iki tahta parçası arasında duruyor. Bu ön taraftan çıkıp giriyor. Yani oldu da ayırmak istedik. İki farklı civcivi aynı yere koymak istemedik. Bu bölmeyi aktif hale getiriyoruz. Hemen takıyoruz. O yüzden burayı tel yapacaktım sadece. Ama ortaya bölme koyduğum için buraya da bir kapı yapacağım. Hani ileride uğraşmayalım. Buradaki civcivleri almak, yeminin suyunu değiştirmek için bu bölmeyi çıkarıp takıp durmayalım diye. Az bir şey kaldı yani. Gördüğünüz gibi böyle bir şey ortaya çıktı. Diğer kapıyı da yapayım. Aktif hale getireyim. Yine videonu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, civciv ve yarka büyütme kümesimiz bitti. 2-3 günlük uğraş sonucunda bitirdim. Çok da güzel, efsane bir şey oldu. Gördüğünüz gibi altını palet yaptık. Üstünü de bu şekilde açık bıraktım dediğim gibi, çünkü çatıda bakacağım ben bu hayvanlara. Pencerenin önünde bu yerde duracak ama yine de üstünü açık bıraktım ki yerde çok fazla güneş almıyor. İçi karanlık oluyor. O yüzden üstünü açık bıraktım. Oradan da güneş, gün ışıkları girsin diye. Şu anlık naylon kapladım üstünü. Üstünde naylon var. Şu an belli oluyor mu bilmiyorum. Aynı şekilde ön taraflarda naylon var. Kapattım. Kışın bu şekilde olacak. Yazın bu naylonların hepsini çıkartacağız. Ferah bir kümes alanı olmuş olacak. Gördüğünüz gibi şöyle üstte ufak bir açık alan bıraktım hava almaları için. Yani bırakmasak bile bu havalarda hava alırlar. Bu ara boşluklar var. Oralardan hava alırlar. Gayet şahane, kocaman bir civciv büyütme kafesi oldu. Daha doğrusu bu yarka kafesi olacak. Şöyle gördüğünüz gibi civciv büyütme kafeslerim burada. Toplam 3 adet. Ve buraya sığmıyorlar. Şöyle göstereyim, hatta 2 tane de astrolop civcivim var. Yaklaşık 1,5 aylık oldu. Gördüğünüz gibi 1,5 aylık oldu. Astroloplar iri hayvanlar olduğu için 1,5 ay olunca bile kocaman oluyorlar. Kafası yukarıya değiyor gördüğünüz gibi. Buraya sığmıyorlar. O yüzden ne yapacağız? Hayvanlarımız 1 aylık olup kendini kurtardıktan sonra hop buraya alacağız. Burada rahat rahat büyüyecekler. Burada da 2-3 aylık olduktan sonra bahçeye götüreceğiz hayvanlarımızı. Aslında başta tek bir tane kapı yapacaktım. Ama sonradan düşündüm ki İleride ayrı büyüteceğim hayvanlar olabilir. Ortayı böleceğim. Ortayı böleceğim için de iki kapı yaptım. Ayrı ayrı orta bölmeyle uğraşmayacağız. İki ayrı hayvan beslediğimizde
İki ayrı hayvan beslediğimizde iki kapıdan da rahatça işlemlerimizi yapacağız. Şöyle göstereyim. Bayağı geniş bir alan oldu. Çünkü civcivlerimiz artık civciv kafesine sığmıyorlar bir aydan sonra. O yüzden elimizdeki malzemelerle yaptık arkadaşlar. Maliyet soran olacak olursa maliyeti ne olur bilmiyorum. Elimde bir adet palet vardı. Paletin üstüne bu şekilde bir kontra plak yaptım. İçine de talaş koyacağız hayvanların altına. Telde de rahat çok rahat edemiyorlar. İçeriye de otomatik sistem yaptım. Bölmeyi nasıl yapacağım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi karşıda iki tane ufak tahta var. Aynı şekilde burada kontra plakla böleceğim. Bu aralara sıkıştırdığımda bir de yukarıda böyle bir sistem yaptım. Kaydırmalı, dönmeli. Buraya kontra plağı koyup bunu kapatacağım ve bölmemiz hazır. Rahatlıkla koyup çıkarabileceğiz. Aynı şekilde bu kapıyı da böyle açalım. Şöyle göstereyim size. Arayı bölünce iki tarafta daha farklı hayvanları besleyebileceğiz. Kapının ön tarafına yine böyle bir 10 santim kontra plak yaptım. Neden? Çünkü içine talaş koyacağımız için talaşı çok hayvanlar dışarı atıyorlar. Tamam şu an naylon var ama yazın bu naylon olmayacak. Her taraf açık olacak. O yüzden böyle bir 10 santim kontra plak yaptım. Böylelikle talaşı dışarı dökemeyecekler. Hatta ben ara bölmeyi de takayım. Öyle devam edelim videoya. Evet, ara bölmemizi taktık. Gördüğünüz gibi bu şekilde otomatik bir sistem. Rahatlıkla hemen kolay çıkarıp takabileceğiz. Şöyle göstereyim. Uzaktan da alayım. Böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Civcivler sığmıyordu artık. Bir ay geçtikten sonra sıkıntı yaşıyorduk. Özellikle büyük ırklar, küçük ırklarda sorun değil. Küçük ırkları burada 2-3 ay besleyebilirsiniz rahatlıkla. Ama büyük ırklar hemen boy attıkları için artık sığmıyorlar. Böyle bir şey yaptık. Sanırım güzel de oldu. Bu benim işimi çok fazlasıyla görecek. Eğer yapmayı düşünen yapacak arkadaşlar varsa da hiç olmazsa akıllarında bir iskelet oluşur. Nasıl yapacağım diye düşünürken böyle bir şey yapabileceklerini düşündüm. Sizin için video çekmeye çalıştım. Çok net ayrıntılı bir video çekemedim. Kusura bakmayın. Parça parça çektim. Ama en azından akıllarda bir şeyler oluşmuş olur. Şöyle göstereyim. Bayağı da büyük oldu. Yani burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ara bölmeyi kaldırırsanız rahatlıkla 3-4 tavuk bile besleyebilirsiniz. Bahçenize koyarsınız, üstünü brandayla kapatırsınız. 3-4 tavuk rahatlıkla beslenir bunda. Yani tavuk kümesi oldu aslında. Ama yerden de yer sıkıntısı hep çektiğim için büyük bir şey yapmak istedim. İleride sıkıntı yaşamayalım diye. Buna da otomatik suluk da yapacağım. Yukarıya şuraya bir depo koyacağım. Yukarıya depo koyup otomatik bir suluk yapacağım buna. Suyuyla da uğraşmayacağız. Yemi de yukarıya asacağız, yukarıdaki uzun bir bu tahtaya. Buna da yemi asacağız. Çünkü yerde durduğunda biliyorsunuz çok deviriyorlar. Yemler hep boşa gidiyor. Şimdi siz bunun ölçülerini soracaksınız kesin bana. Ben onun ölçülerini hemen metreyi alıp canlı canlı göstereyim. Evet arkadaşlar, size ölçülerini veriyorum. Uzunluğu 135 santim. Yükseklik sadece kafes hacmi 60 santim. Yerden yüksekliği de 72 santim arkadaşlar. Yerden tamamen yüksekliği 72 santim. Genişliğini soracak olursanız genişliği de iç hacmi, iç genişliği 75 santim. Ölçüleri bu şekildedir. Kapıların ölçülerini vereyim ben size. Soldaki kapı 47 santim. Sağdaki kapı 70 santim arkadaşlar. Araya da böyle bir direk yaptım iki tane. Bunun da 14 santim bu da. Araya da böyle bölme yaptım iki kapıya direk olsun diye. Ölçülerimiz bu. Bunu şimdi faaliyete alacağım birazdan. Şimdi arayı böleceğim çünkü iki tane astrolop civcivimiz var. Bütün alana gerek yok. Bu soldaki ufak alana iki astrolopumuzu koyacağım. Altına da talaş atacağım. Rahat rahat gezinecekler artık. Gördüğünüz gibi anlatmak istediğim olay bu. Üst tarafı neden açık bıraktım? Civciv kafeslerimiz hemen pencerenin yanında ama karşısında olmadığı için içi karanlık duruyor.
Yani karanlık oluyor içerisi. O yüzden o karanlığı önlemek için üstü de böyle açık bıraktık. Güzel de oldu. Neden? Yazın bu naylonları çıkardığımızda üstü de açık olduğu için çok ferah bir alan olacak. İzmir'deyiz biliyorsunuz. İzmir'de çok sıcak oluyor. Hayvanlar bunalmasın, yanmasın. Onun için de ayrı bir güzel olacak. Yani paletten böyle bir şey çıkardık ortaya. Şahsen ben çok beğendim. Bayağıdır böyle video çekmemiştik. Kafes yapımı olsun, civciv kafesi yapımı olsun. Eskiden bayağı çok yaptığımız için gerek duymuyorduk. Ama zamanı gelmişti. Onu da yapmış olduk. İnşallah güzel güzel civcivler burada büyüteceğiz. Bu videonun da sonuna gelelim artık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bir maşallahınızı alırım.